Herkese merhaba, ben Kardelen. Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji son sınıf öğrencisiyim. Bugün de size aslında birazcık daha Isaac'teki Global Home programından nasıl yararlandığımdan bahsedeceğim açıkçası. Ben Isaac'le tanışmam 2 sene öncesinde gerçekleşti ve birazcık daha bu program katkısıyla Isaac'te aktif olarak, üye olarak devam etmeye başladım. Global Home nedir diyecek olursanız, Global Home aslında Isaac'in birazcık daha ev sahipliği yapma olarak bir projesi olarak adlandırabilirim. Yurt dışından gelecek olan arkadaşlarımızı 6 hafta boyunca ev sahipliği yapmamız anlamına geliyor. Faydalarından, ben işte ailemi nasıl ikna ettim, büyük bir ihtimal herkesin aklında bu sorular dönüyordur. Ve sonrasında Global Home tecrübemle başka neler yaptığımdan bahsedeceğim. Öncelikle ailemi nasıl ikna ettiğimden bahsedeyim. Büyük bir ihtimal siz ne kadar isteseniz de, işte ne bileyim kardeşiniz falan varsa bu programdan faydalanmak istiyordur. Kendi için faydalı olduğunu düşündüğü için, ama aileniz biraz çekingen olabilir veya işte yavrucuğum işte sen neden yurt dışından insan getirmek istiyorsun, nasıl onu ağırlayalım? İşte nasıl ben İngilizce bilmiyorum yavrucuğum, nasıl konuşalım falan gibisinden düşüncelere sahip olabilir aslında. Birazcık daha onları ikna etmek için böyle minik ipuçları falan söyleyeceğim. Aslında birazcık daha kendi ailemden örnek vereceğim. Yani bizimkiler ilk önce bu duruma her aile gibi bir olumlu bakmadılar açıkçası. Çünkü şey vardı, işte sen evde olmayacaksın ama belki hani gelecek olan arkadaşın hani evde olabilir. Biz nasıl anlaşacağız? İngilizce bilmiyoruz veya işte hebele hebele birazcık daha nasıl açıklayalım konusundan düşünceleri vardı. Veya işte benim annemin genelde şey takıntısı var. Ya gelecek olan insan yemekleri yiyemezse, ben ona şey yapamazsam memnun edemez gibi de düşünceleri vardı kendi içinde. Ben birazcık daha bu programla aslında genel amacını ona anlatmaya çalıştım. İşte bu yaptığımız kültür değişiminde benim farklı kültürden insanlarla tanışmam, benim küçük de kardeşim bulunuyor. İşte kardeşimin daha bu yaştayken birazcık daha farklı ülkelerden insanların ona ne katabileceği düşüncesine sahip olmasını istemiştim. Bunun dışında dilinizi geliştirmek için efsane bir proje olduğunu söyleyebilirim size. Biliyorsunuz ki öğrenci olduğumuz için yurt dışına gidemiyor olabiliyoruz veya ailemiz izin vermiyor olabilir. Sizin bu programda yer almanız 6 hafta boyunca hem sizin dilinize gelişmenizi sağlayacak. Yani İngilizce seviyenizi emin olun o basic seviyeden çok rahat konuşabilir seviyeye getiriyor olabileceksiniz. İkincisi, farklı kültürlerden insanlarla tanışacaksınız ve sizin bu bakış açınızı çok büyük bir şekilde geliştirecek ve genişletmiş olacak. Biliyorsunuz ki nasıl söyleyebilirim size, haberlerde gördüğünüz her şey doğru olmayabiliyor. O insandan o haberlerin doğru olduğunu, aslında o ülkede neler gerçekleştiğini o insandan canlı canlı öğrenebiliyorsunuz veya farklı kültürleri nasıl yaşadıklarını, işte onların inançları, onların yemek kültürlerinin ne olduklarını öğrenebiliyorsunuz bu sayede. Yani bu saydıklarım gerçekten de belki ailenizi ikna etmek için olabilir ama en önemlisi, yani benim için en önemlisi farklı bir insan tanımaktı. Yani ben şimdiye kadar 5 plus ülkeden arkadaşı evimde ev sahipliği yaptım bu program sayesinde ve şöyle bir şey değildi. Evet, aklınızda farklı kriterlerde insan belki bekliyor olabilirsiniz ama aslında birazcık daha perspektifinizi açık tutmak sizin için daha güzel olabileceğine inanıyorum. Yani şimdiye kadar ben Pakistan'dan da, Mısır'dan da, Sırbistan'dan da, Brezilya'dan da birçok arkadaş ev sahipliği yaptım kendi evimde ve bu 6 hafta sonunda ben bu ülkelerden herhangi birine gittiğimde bana ev sahipliği yapabilecek çok çok yakın arkadaşlarım var. Yani biz onlar çok öncesinde gelmişti. Bu programa ben geçen yaz kayıt olmuştum. Hala şu an ben onlarla iletişim halindeyim. Hala işte kontağımızı koparmadık veya ben şu anda kalkıp gitsem emin olun ki o arkadaşlarım bana evini sınırsız bir şekilde açabileceklerine inanıyorum. Bu birazcık daha aldığım tecrübenin size sonrasındaki faydasını söyleyeyim. Hani daha önceden de bahsetmiştim. İşte bir yandan maddi imkan olmadığı için bu programa tanışmak istedim. Kendi evimde ev sahipliği yapayım. Belki sonrasında ailemi ikna ederim. Yurt dışına çıkabilirim gibisinden bu programa başvurmuştum. Ve gerçekten de katkısı olduğunu söyleyebilirim size. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. İlk aldığım arkadaş Sırbistan'dan bir arkadaştı ve gerçekten de kendini aileme çok sevdirdi. Ve ben gün sonunda bir sonraki yaz aslında ailemi şey için ikna etmiş olmuştum. Kendim de Global Volunteer projesine gitmek için ikna etmiştim. Çünkü insanların aklında düşünceler, yani farklı kaygılandıkları şeyler olabiliyor açıkçası ve ben aslında o insanı ailemle tanıştırarak sorunların bu kadar büyütülecek bir şey olmadığını bu şekilde gösterdiğim için gün sonunda onlar da izin vermişti. Çünkü herkesin ailesi birazcık daha işte aman çocuğum yurt dışına gitmesin, aman çocuğumun başına bir şey gelmesin diye çok panik oluyorlar. Ki bunlar gerçekten çok normal şeyler. Ama ben ilk önce bu programa kayıt olarak ve arkadaş yurt dışından bir arkadaşa ev sahipliği yaparak Global Volunteer projesine gitmek için ailemi ikna ettim. Bunları söyleyebilirim. Kendi Global Volunteer projem de Romanya'da Brașov şehrinde gerçekleşti. Ki bu da nitelikli eğitim üzerine olan bir projeydi. Global Home programının kısa ve uzun dönemli olmak üzere 2 tane seçeneği bulunuyor. Kısa dönemli programda 6
hafta boyunca zaten gelen arkadaşlarınıza ev sahipliği yapıyorsunuz ve bu tamamen ücretsiz bir program. Yani gelen arkadaşlarımız ne sizden bir ücret alıyorlar ne siz onlara bir ücret veriyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Aslında birazcık daha bu iki programın farklı olmasının sebebi kısa dönemde 6 hafta boyunca evinizde ağırlarken uzun dönemde 8 hafta ve 1 yıl boyunca ağırlayabiliyorsunuz. Buraya gelen arkadaşlarımız kurumsal stajlarda çalışmak üzerine geliyorlar ve çalıştıkları firmalarda bir ücret alıyorlar. Ama biliyorsunuz ki konaklamaları karşılanmadıkları için buna işte ev arayışında oluyorlar. Güvenilebilir insanlara, bu programa başvuran insanlarla kalmak istiyorlar. Yani siz bu arkadaşlarımızla ev arkadaşı olarak kiranızı bölüşebilirsiniz. Ama tekrardan dediğim gibi ne siz hani Ayze'ye bir ücret ödüyorsunuz ne bu arkadaşlarımız size ücret ediyor. Sadece işte ev arkadaşı olduğunuz için kirayı bölüşme gibi bir imkanınız olabiliyor. Siz de aslında kayıt bırakmak isterseniz ve bu programın bir parçası olmak isterseniz izac.org.tr'den başvurabilirsiniz. Bu tecrübeden herkesin yararlanmasını tavsiye edebilirim. Çünkü ben çok güzel bir tecrübe geçirdim. Gerçekten de insanların bakış açısından tutun kendinin gelişmesine kadar katkı sağlayan güzel bir programdı. Hatırlıyorsanız ki ben de başka bir sürü farklı ülkeden arkadaşlara ev sahipliği yaptığımı söylemiştim. Size çok küçük bir anımı anlatmak istiyorum. İlk gelen arkadaşımız Sırbistan'dan bir arkadaşımdı. Hatta adı Maria. Hala çok görüştüğümüz, sevdiğim bir arkadaşım. Ve hani size ilk başta bahsetmiştim ya işte annenizi yurt dışına çıkmak için nasıl ikna edebilirsiniz diye. Maria'nın buna katkısı çok fazla oldu. Çünkü annemin aslında benim yurt dışına çıkmamdaki korkusu birazcık da işte yavrum nerede kalacaksın, işte sen oralarda ne yaparsın, yiyemezsin, içemezsin falan gibisinden kaygıları vardı. Ama ben gitmiş olduğum ülkede nasıl Maria bende kaldıysa ben de Global Volunteer projemde Maria'nın evinde kaldım. O bana konaklama sağladı. Yani bir sene aralıklarla birbirimizle hem görüşmemizi sağladık hem de işte birbirimize konaklama sağladık. Yani hem benim Türkiye'deki Global Home deneyimim çok güzel geçti onun sayesinde. Hem de ben yurt dışına çıktığımda Global Volunteer projesinde yer aldığımda onun sayesinde çok güzel bir proje deneyimi geçirdim. Birlikte çok güzel aktivitelerde bulunduk projede olmam dışında. Hafta sonları birlikte gezdik. Bana kendi ülkesinden, kendi kültürlerinden bahsetti. Onun büyük annesiyle beraber aynı evde kalmıştım. Üçümüz biraz aynı evde kalmıştık ve bana işte birazcık kendi ülkesindeki yemekler nasıl yapılıyor falan gibisinden gösterdi. Hatta çok minik bir anım var. Sanırım şimdi ikimizin de ülkesine ortak olan bir kültür. Sadece onlar birazcık daha farklı yapıyorlar. Yani biz nasıl işte sarmayı kendi ülkemizde sadece pirinç falanla yapıyorsak onlar birazcık daha içine et koyabiliyorlar. Domuz eti koyabiliyorlar özellikle. Bana işte bu nasıl yapılır? İşte şey diyor bana hatta. Biliyorum sizin ülkenizde de var ama olsun gel birlikte yapalım falan diyor böyle. Gün sonunda böyle onlarla beraber güzel deneyimlerim oldu. Şöyle bir kaygınızın olmasını istemiyorum açıkçası. Onun büyük annesine kalmıştım. Birlikte kalmıştık. Bu gittiğiniz insanların belki İngilizce seviyeleri çok iyi olmayabiliyor. Farklı ülkeler kendi dillerini konuştukları için. Ama aslında gün sonunda sizi geliştirecek olan şeyler dilleriniz ortak olmasa bile iletişim sağlayabilmek adına her yolu denememiz ve çabalamamızdı. Yani ben jest ve mimiklerimle de anlaşıyordum bu insanlarla ve benim için önemli olan aynı dili konuşmamız değil, etkileşimde bulunabilmemizdi. Güzel bir deneyim geçirebilmekti. Ve ben bu arkadaşım sayesinde, özellikle bu program sayesinde çok güzel 2 yıllık bir tecrübe edindim. Bunları söyleyebilirim. O zaman çok teşekkürler.